Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok şık gördüğünüz gibi oval çanta tabanı çalışacağız. Arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Şu kenarların güzelliğini. Arkadaşlar sürekli çanta örüyoruz. Ve çantaların tabanlarını ben çok kolay çalışmaya çalışıyorum. Çünkü hem bu tabanı hem de çantayı göstermek inanılmaz videoyu uzatacak. O yüzden hep böyle kolay tabanlar göstermeye çalışıyorum. Dedim ki önce şöyle bir taban videosu çekeyim. Daha sonra önce o tabanı yapar, daha sonra çanta videosuna geçeriz diye düşündüm. O yüzden bu videoyu muhakkak kaydedin arkadaşlar. Ben 12 sıra ördüm. Videonun içeriğinde de ben size bahsedeceğim. İster daha küçük, ister daha büyük yapabilirsiniz. Ben 32 zincirle başladım. Ama sizler daha uzun zincir çekip şöyle enini, daha doğrusu boyunu daha da uzatabilirsiniz. Ama 12 sırada eni hep bu şekilde kalacaktır. Bu uzunlukta kalacaktır. Ben hemen şöyle size bir bakın da vermek istiyorum. Şöyle boyu 31 santim, eni 13 santim arkadaşlar. Dediğim gibi boy uzar ama en hep aynı şekilde kalacaktır. Yani 12 sırada. İsterseniz 13-14 sıra yapabilirsiniz. Videonun devamında da zaten göreceksiniz. Kullandığım ip çile halinde aldığım kağıt ip arkadaşlar. Ve kullandığım tığ numarası ise 3 milimlik tığ kullandım. Dediğim gibi bu videoyu kaydetmeyi unutmayın. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz, tabii ki bir de kaydederseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle zincir çekerek başlıyorum. İpime bir düğüm attım ve toplamda 32 tane zincir çekeceğim. Elimi gevşek tutuyorum, çok fazla sıkmıyorum. 2 3 4 5 bu şekilde 32 tane zincirimi çekip hemen dönüyorum. 32 zincirimi çektim toplamda, şöyle göstermek istiyorum. Sizler istediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. Daha küçük, daha uzun. Bu tamamen size kalmış. Önemli olan arttırma taraflarını rahat bir şekilde yapabilmeniz. Hemen bakın, burası zincirimin ön tarafı. Hemen şöyle çeviriyorum. Bakın arkada şöyle bir yatık trabzan var. Daha doğrusu ilmek var. Şu ilmeğe batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki bakın zaten belli. Şöyle baktığınızda yatık ilmekler görünüyor. Şöyle tek tek batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yatık ilmeklere batarak arkadaki, bakın burası ön, burası arka, arkadaki yatık ilmeklere batarak sık iğne yapacağım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna geldim ve bir tane zinciri bıraktım. Bu bir zincirin içine toplamda 5 tane sık iğne yapacağım. Şöyle bir aynı yere batıyorum. 2 aynı yere batıyorum. 3 aynı yere battım. 4 ve aynı yere battım. 5 ve daha sonra diğer uca gelene kadar şöyle bakın sık iğne tepelerine batıyorum. Tek tek sık iğne tepelerine batarak sık iğne yapıyorum. Şöyle biraz sıkıştırıyorum çok bol olmasın diye. Bu şekilde tek tek batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Diğer tarafa gelene kadar devam edelim.
Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son bir tane sık iğnem kaldı. O sık iğneye diğer başta yaptığımız gibi 5 tane sık iğne yapıyorum. Aynı tepeye batırıp 5 tane sık iğne yapacağım. 2 şöyle 3 4 ve 5. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi bakın, burası benim başlangıç noktam. Yani ben bunu alıp kaydırma yapmam lazım ama kaydırma yapmayacağım. Direkt üstünden devam edeceğim. Şaşırma olmasın diye hemen ben şöyle bir sık iğnemi yaptıktan sonra bu sık iğneye bir ayraç takıyorum ki şu şekilde çıkmasın. Burası benim başlangıç noktam olduğu bilinsin. Ve yine şimdi diğer tarafa kadar, diğer uca kadar her bir sık iğne tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Eğer elinizde ayracınız yoksa benim gibi, hemen araya bir tane ip geçirin. İlla ayracınızın olmasına gerek yok. Bir çöp geçirebilirsiniz. Bir ip geçirebilirsiniz. Kürdan bile sokuşturabilirsiniz. Hani özellikle gidip tuhafiyeden bir şey almaya gerek yok. Yeter ki başlangıç noktamızı bilelim. Evet, diğer uca kadar. Diğer uca kadar derken nereye kadar? Burada 5 tane sık iğne yapmıştım. 5 tane sık iğnenin hemen ilk başlangıcına kadar. Ben devam edip dönüyorum. Bakın. Şurada ördüğüm 5 tane sık iğne var. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 tane sık iğneye 2'şer tane batıp burayı 10 tane sık iğne yapacağım. Şuraya kadar geldim ve 5 taneye 2'şer kez batacağım. Burada olan artık ipi de yürüttüm. Daha sonra saklayıp gizleyeceğim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Hemen önümdekine batıyorum. 1. Aynı yere battım. 2. Şu şekilde. Çok pardon. İpim ikiye bölünüyor. Evet, hemen yanındakine batıyorum. 1. 2. Hemen onun yanındakine batıyorum. 1. 2. Şöyle hemen yanındakine battım. 1 ve 2. Şöyle tekrar sayalım. Yanlışlık olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yani 5 tane sık iğneyi 2'şer kez batıp 10 tane sık iğne yaptım. Diğer uca kadar yine tek tek batmaya devam edeceğim. Şöyle tek tek batarak sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Evet, yine bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Yine ilkine 2 sık iğne yapıyorum. Az önce diğer uçta yaptığımızın aynısı. Her bir sık iğneye 2'şer kez batıp toplamda 10 tane sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. Diğerine de battım. Zaten burada başlangıç noktamız belli. Sonuncuya da batıyorum. Şunu çekiyorum. Evet. Şu şekilde. Bakın. Bir üst sıraya geçmiş olduk. Şöyle şunu çıkaralım. Şimdi burada yine tek tek batmaya devam ediyorum. Diğer uca kadar hemen şuna da şöyle iğnemi geçireyim. Normalde şaşırmazsınız.
Ama siz yine de şöyle bir ayraç takın. Evet. Bu şekilde diğer uca kadar ben devam edeceğim arkadaşlar. Tek tek her bir sık iğne tepesine batarak. Evet. Diğer uca geldim sayılır. Şöyle size nerede başlayacağımızı göstermek istiyorum. Zaten görünüyor. Bakar mısınız? Tek, çift burada başlıyor. Yani çiftin ilk başlangıcı. Bakın ben buna da tek batıyorum. Önüme gelen ilk çiftten arttırma yapmaya başlıyorum. Bakın çift, 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 çift. 10 tane çiftim var. Şimdi ilk çiftim şöyle bir sık iğneye batıyorum. 2 tane yapıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. 1 tane. Hemen yanındakine 2 tane. Yani bir tek bir çift yapıyorum. Çift yaptım. Hemen yanındakine batıyorum. Tek yapıyorum. Hemen yanındakine çift. Saymadan bunu nasıl anlayacağım? Bitişini diyeceksiniz. Yine en sonda şöyle hangisi çiftse oraya kadar. Bakın görünüyor zaten. Son çiftim burada. Şöyle bakıyorum yanlış batmayayım. Bir tek bir çifti. Heh. En son çiftteydim. Tek batıyorum. Çift batıyorum. Tek batıyorum. Çift batıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle net görünüyor mu acaba? Bakın. Çift. İlkine çift battım. Diğerine de tek batacağım mecbur. Bu şekilde devam ediyorum. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift devam ediyorum. Şimdi artık diğer uca kadar tek tek batıp sık iğnelerimi yapmaya devam edeceğim. Tek tek batıyorum ve sık iğnelerimi yapıyorum. Evet, yine bakın ilk çiftimin olduğu yere geldim. Bakın ilk çift. Yine buraya bir çift, bir tek, bir çift, bir tek. En son çift bitene kadar. Şimdi ilk çiftime batıyorum. 2 tane. Hemen yanındakine batıyorum. 1 tane. Hemen yanındakine 2. Arkadaşlar örerken şaşırabilirim. Eğer 2 kez 1 veya 2 kez tek batarsam siz bana aldırış etmeyin. Bazen şaşırabiliyorum çünkü. Ama dediğim gibi bir tek bir çift bir tek bir çift sayarak yapabilirsiniz. Şöyle çift batıyorum. Tek batıyorum. Hemen yanındakini çift. Tek. Çift ve tek. Şimdi şöyle çiftleri bir saymak istiyorum ben. Şöyle hemen bakıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane çiftim var. Hemen şunu çıkarıyorum. Yine tek tek başlıyorum. Sık iğne yapmaya. Hemen diğerine bunu geçiriyorum. Unutmamam için başlangıç noktamı şöyle. Evet. Diğer uca kadar bu şekilde devam ediyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Kaçıncı sıraya geçtik?
Şöyle bakıyorum ben. 1, 2, 3, 4. sıradaydı arkadaşlar. Bu şekilde diğer uca gelene kadar tek tek batmaya devam edelim. Evet. Diğer uca geldim. Bakın benim ilk çiftim şurada. Ben şimdi hep çiftlerin üzerine batmaya devam edersem şuralar köşelenecek. Ben düzgün bir oval yapabilmem için her bir çiftin üstüne çift yapmamam lazım. Bunu nasıl sağlamam gerekiyor? Bir sırada bir çiftin önüne batacağım. Bir sırada bir çiftin arkasına batacağım. Bir önden başlayacağım, bir arkadan başlayacağım ve ben bu ovalliği koruyacağım. O yüzden bakın ilk çiftim burada. Ben bir önceden başlayacağım çift yapmaya. Ben diğer tarafa gelene kadar nasıl anlayacağım derseniz toplamda benim yine 5 tane çiftim olacak. Yani her sırada 5 çift oluyor. O yüzden bir önden bir arkadan başlayarak şöyle geliyoruz. Yine çift olan yere kadar ve saydığımızda toplamda 5 tane çiftim varsa tamamdır. Eminim ki anlaşıldı. Bakın çiftim burada ve ben bir önceden çift yapmaya başlıyorum. Hemen buraya bir tane çift ördüm. Şimdi iki tane tek. Bir. Hemen yanındakine batıyorum. İki. Şimdi çift. Bir. Ve iki. Şimdi iki tane tek. Bir. İki. Üçüncü çiftimi yapıyorum. Bir. Aynı yere batıyorum. İki. Yan yana iki tane tek. Bir. Hemen yanındakine battım. İki. Şimdi dördüncü çiftimi yapıyorum. Bir. Aynı yere battım. İki. Ve yine iki tane tek. Bir. Ve iki. Şimdi beşinci teki yapıyorum. Bir çift yapıyorum, pardon. Aynı yere batıyorum ve beşinci çiftimi yaptım. Bakın burada da çift hemen önümde. Yani ben çifti bir geride bırakmış oluyorum. Şöyle eminim ki görülüyor. Bakın çiftim burada ve ben en son yapacağım çift bir geride kaldı. Bunu bir önce de yapmıştım. Bu da bir geride kalmış oldu. Ama zaten çiftleri sayarsanız 5 tane ise tamamdır arkadaşlar. Ve yine diğer tarafa gelene kadar tek tek batıyorum. Daha doğrusu diğer uca gelene kadar. Evet, diğer uca gelene kadar ben sık iğnelerimi yapıp dönüyorum. Evet. Yine bakın buradan çiftim burada ama ben bir gerideyim. Hemen bir geriden çift yaparak başlayacağım. İlk çiftimi yapıyorum. Aynı yere iki kez batıyorum. Yan yana iki tane tek. İkinci çiftimi yapıyorum. Aynı yere iki kez batıyorum. Tekrar battım. Yan yana iki tane. Üçüncü çiftimi yapıyorum. Bir. Aynı yere battım. İki. Yine yan yana tek. Bir. Hemen yanındakine battım. İki. Ve dördüncü tekimi yapıyorum. Çiftimi yapıyorum, pardon. Aynı yere battım. Bir tane daha yaptım. Dördüncü çiftimi yaptım. Ve yine yan yana birer tane. Ve beşinci çiftimi yapıyorum. Bir.
2. Hemen şuraya göstermek istiyorum. Bakın en son çiftin bir üstünde kaldım. Yine aynı yani. Ve yine burada sıra sonuna kadar bu şekilde tek tek devam ediyorum. Sıra sonunda hemen ayrıcımı çıkardım. Şöyle bir tane daha öreyim. Hemen sıra sonuna tekrar yine ayrıcımı takıyorum. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi ovalliğimiz hiç bozulmayacak bu şekilde yaptıkça. Bir önden bir arkadan yaparak devam edeceğiz. Ve tek tek diğer uca kadar devam ediyorum. Diğer uca gelene kadar tek tek batıp dönüyorum. Evet. Yine bakın neredeyim. Şöyle ördüm ördüm. İlk çifti buldum. İlk çift burada. Ben bu ilk çifti birer tanesini şöyle tek bir sonradan çift örmeye başlayacağım. Şöyle kaçıncı sıradayız? 1, 2, 3, 4, 5. sıraya geçtik arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Bakın çiftim burası ve bunları tek tek batıyorum. Hemen yanındakine battım. Tek tek batmış oldum. Bakın yanında tek var. Hemen ona bir tane çift. Çok pardon. Evet tamam. Hemen yanındakine çift yapıyorum. Ve burada 3 tane tek bir çift yapacağız artık. İlk çiftimi yaptım. Şimdi yan yana 3 tane tek. 1. Hemen yanındakine battım. 2. Hemen yanındakine battım. 3. Ve hemen yanındakine çift batıyorum. İkinci çiftimi yapıyorum. 1. 2. Tekrar yan yana 3 tane tek. 1. 2. Ve 3. Üçüncü tekimi, çiftimi yapıyorum. 1, 2. 3 tane yan yana tek. 1, 2, 3. Dördüncü çiftimi yapıyorum. 1, aynı yere battım. 2, yine 3 tane tek. 1, 2, 3 ve hemen önümdekini 5. tek yapıyorum. Bir çift yapıyorum. 1, çok pardon, ipim yine bölündü. Kötüymüş zannedersem hep bölünüyor. Hemen önümdekini 5. çiftimi yapıyorum ve hemen bakıyorum neredeyim. Bakın. Hemen önümdeki çift. Evet arkadaşlar, nerede kalmıştık? Ezan okunduğu için kesmek zorunda kaldım. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. En son çiftim bir altta burada. Ben bir öndeyim. Bu şekilde 5 tane çiftimi bitirdim. Diğer tarafa kadar yine tek tek örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Yani her sırada şimdi 3 tek bir çift yapmıştık. Bir üstte 4 tek bir çift, 5 tek bir çift. Ama çiftlerimiz hep 5 tane olacak. Yani 5 tane sayacağım, sonra tek tek devam edeceğiz şekilde sürecek. Şimdi diğer tarafı, yani diğer ucu sanırım göstermeme gerek yok. Yine bu şekilde başlayacağım. Ve 5 tane çift yapıp hemen şurada tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bu bölümde de aynı şekilde bir çift, 3 tek, 3 tek, bir çift, 3 tek, bir çift şeklinde
Toplamda yine 5 tane çiftim olmuş oldu ve sıranın sonuna gelmiş oldum. Hemen şöyle sıra sonumu ayarlıyorum. Yine aynı yere takıyorum, bakın. Hep aynı yere takıyorum. Çıkardığım yerin başına takmış oluyorum. Hiç kaydırma yapmıyorum ayracımı. Yine şöyle göstermek istiyorum hemen. Bakın hiç ovalliğimiz bozulmuyor. Gördüğünüz gibi hiç köşelenme olmuyor. Bu kıvrılık hiç önemli değil. Zaten bu ütülendiğinde düzelecektir. Önemli olan kasma yapmaması. Evet, ben diğer başa kadar yine bu şekilde tek tek batmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, uca geldim. Hemen şöyle kaçıncı sırada olduğumuzu da saymak istiyorum. Şöyle benim başlangıcım. Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıradayım. Evet, şimdi önceki sırada bir önde başlamıştık. Şimdi bakın ilk çiftim benim burada. Ve bir önceden başlıyorum çift yapmaya. Hemen bir geriden başlıyorum ilk çiftimi yapmaya. Hemen buraya bir çift yapıyorum. İlk çiftimi yapıyorum. Daha sonra 4 tane tek batacağım. 1. Hemen yanındakine batıyorum. 2 tek. Hemen yanındakine batıyorum. 3 tek. Hemen yanındakine batıyorum. 4 tek. Ve ikinci çiftimi yapıyorum. Aynı yere batıp 2 tane sık iğne. Yine 4 tane tek yapıyorum. 1 tek. 2 tek. 3 tek. 4 tek. Ve 3. çiftimi yapıyorum. 1. Aynı yere batıyorum. 2. Ve yine 4 tane tek yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 4. teki yapıyorum. Şey çifti yapıyorum. Hep tek kalıyor aklımda. 4. çiftimi yaptım. Ve yine 4 tane tek. 1, 2, 3, 4 ve 5. çiftimi yapıyorum. Bakın çiftin bir önüne denk geliyor. Yine 5. çiftimi yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Daha sonra diğer uca kadar yine tek tek yapıyorum. Ve yine buraya geldiğimde hemen bakıyorum. Benim ilk çiftim nerede? İlk çiftim burada. Bir önceden başlıyorum. 4 tek 1 çift. 4 tek 1 çift. 5 tane çift yapıp yine devam edeceğiz. Şuraya kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, ben yine sıra sonuma geldim. Yine buraya 4 tek 1 çift yaptım. Toplamda yine 5 tane çiftim oldu. Burada da hemen şöyle şuraya 2 tane örüyorum. Hemen şu geridekini tekrar şöyle iğnemi takıyorum. Şimdi bu sırada bakın birazcık şöyle polenlenme olduğu için ben bu sırayı tek başına hiç arttırma yapmadan öreceğim. Kaçıncı sıradaydık arkadaşlar? Biz hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 demeyiz. Tekrar şöyle bir bakalım. Şöyle yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıradayım. 6. sıradayım. 7. sıraya geçtim. 7. sırayı arkadaşlar komple tek başına sık iğne örüyorum. Arttırma yapmadan.
bu sırayı bu şekilde örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Ve şöyle şunu çıkarıyorum. Hiçbir arttırma yapmadan bu sırayı bu şekilde bitirdim ve ikinci sırayı da aynı şekilde öreceğim. Hiçbir arttırma yapmadan bir sıra daha öreceğim. Bu şekilde kaçıncı sıradaydık? Şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu anda 8. sıradayım. 8. sırayı da her bir sık iğne tepesine batıp sık iğne yaparak devam edeceğim. Arttırmamız yok bu sırada da. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Gayet düzgün. Bakın hiç bulanlanma yok. Çünkü iki sıra hiç arttırma yapmadan ördük. Eğer size bu büyüklük yeterli olursa burada bırakabilirsiniz. Şöyle hemen ölçüyorum. 26 santim eni, boyu ve enini ölçüyorum. 9 santim arkadaşlar. Bu şekilde ördüğümüzde, tabii ki bu sizin elinizin ayarına göre, daha bol örerseniz daha geniş olur, daha da sık örerseniz daha minik olur. Tamamen sizin el ayarınıza göre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıramı bitirdim. 8 sırada bu şekilde ölçülerim oluyor. Ben biraz daha büyük yapmak istiyorum ki, eğer büyük yapmak isterseniz neler yapabiliriz? Şimdi ben yine şuradaki arttırma yerine kadar öreceğim. Onu nasıl bulacağız derseniz, bakın arkadaşlar, hemen 2 sıra altta benim 2 tane ördüğüm, yani aynı yere çift battığım yer burası. Hemen bir önüne kadar devam edeceğim. Yine bir önde arttırma yapacağım. Bir önceki arttırmam neydi? 4 tek bir çifti. Şimdi 5 tek bir çift yapacağım. Daha sonra eğer daha da büyütmek isterseniz 6 tek bir çift olarak devam edersiniz. Baktınız ki volanlanma oldu. Hemen bir sıra düz örüyoruz. Kolayı var. Mesela ben 2 sıra düz ördüm. Sizde de ilk sırada eğer bir gerilme olursa ikinci sıra teki örmeyin. Hemen arttırmaya başlayın. Yani bu şekilde yapa yapa şöyle gördüğünüz gibi şahane bir şey çıkacak. Ama dediğim gibi sizin elinizin ayarına göre arttırmayı 10 tek bir çifte kadar büyütebilirsiniz. Önemli olan volanlanma oldu mu hemen bir sıra tek örüyoruz, hiç arttırma yapmadan. Volanlanma gitmedi, bir sıra daha sonra arttırmaya devam ediyoruz. Bu şekilde istediğiniz büyüklüğe gelene kadar devam edebilirsiniz. Bu da bir ipucuydu arkadaşlar. Dediğim gibi o bizim elimizin ayarına göre. Ben 2 sıra tek ördüm. Sizler tek sıra örebilirsiniz. Veya volanlanma devam etti, 3 sıra tek örebilirsiniz. Bu elinizin ayarına göre. Ben şimdi arttırma yerine gelene kadar yine ben tek tek örüp arttırma yerinde de devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben arttırma bölümüne geldim. Arttırma bölümüne geldiğimi nereden anlıyorum? 2 sıra arttırmadan örmüştük. 2 sıranın altındaki sıraya bakıyorum. Ve çift battığım, ilk çift battığım yer burası, bakın. Hemen şöyle bir gerisini çift batarak başlayacağım. Hemen şöyle buraya çift batıyorum. Birinci çiftimi yapıyorum. Daha sonra yan yana 5 tane tek. 1 2 3 4 ve 5. İkinci çiftimi yapıyorum. 1 aynı yere battım. 2 İkinci çiftimi de yaptım ve 5 tane tek. 1 2 3
4, 5. Üçüncü çiftimi yapıyorum. Aynı yere iki kez batıyorum. Üçüncü çiftimi yapmış oldum. Tekrar 5 tane tek. 1, 2, 3, 4, 5. Dördüncü çiftimi yapıyorum. 1, aynı yere batıyorum. 2 ve 5 tane tek. 1, 2, 3, 4 ve 5. Burada 5. çiftimi yapıyorum. 1, 2. Daha sonra diğer tarafa gelene kadar tek tek batmaya devam ediyorum. 1, hala saymaya devam ediyorum. Bu şekilde diğer tarafa gelene kadar devam edelim arkadaşlar. Şöyle çıkaramadım. Evet. Diğer tarafa gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, şurada ne yaptıysam, yani 5 tek 1 çift buraya geldim. Burada da aynı şekilde 5 tek 1 çift, yani 5 tane çiftim oldu. Ve sıra sonuna kadar geliyorum ve son kez arttırma yapmak istiyorum arkadaşlar. Son bir sıra daha. Çünkü birazcık çantam için gözüme küçük geldi. Birazcık büyük bir çanta olsun istiyorum çünkü. Şimdi yine diğer, yani şuraya gelene kadar devam edeceğim. Orayı da tahmin ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Orası da artık 6 tek 1 çift olacak. Şöyle hemen şimdi çıkarıyorum. Ve ondan sonra artık bitireceğiz. Ama sizler eğer daha büyük yapmak isterseniz tabii ki 7 tek 1 çift, 8 tek 1 çift şeklinde devam edeceksiniz. Çok da videoyu uzatmaya gerek yok. Tamamen aynı. Az önce dediğim gibi eğer volanlanmayı yaparsa, daha doğrusu marullanma, hemen hiç arttırma yapmadan bir sıra, iki sıra ördükten sonra arttırmalarımıza devam ediyoruz. Ben yine şurayı tekrar göstermek istiyorum. 6 tek 1 çift olarak şuraya gelene kadar devam edelim. Evet, bakın. Yine çift, ilk yaptığım çift battığım yerdeyim. Hemen bir önüne, bu sefer bir altta geriye yapmıştık. Şimdi bir önüne ilk çift batarak başlıyorum. 1, aynı yere battım. 2. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve yine çift batıyorum. 6 tek 1 çift arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğim. Çok da videoyu uzatmaya gerek yok. Eminim ki anlaşıldı. 6 tek 1 çift, 6 tek 1 çift. Hemen yine çiftimiz 5 tane olacak. Bitişimizi de buradan ayarlamayı biliyoruz. Aynı 6 çift 1 teki de burada da yapıyoruz. Daha sonra da son sırayı yapacağız artık. Evet arkadaşlar, ben burayı da bitirdim. 6 tek 1 çift olarak benim için bu kadar büyüklük yeterli. Siz devam edecekseniz 7 tek 1 çift, 8 tek 1 çift, bombelenme yaptığım bir sıra arttırma yapmadan o şekilde istediğiniz boya gelene kadar büyütebilirsiniz. Ben artık bitireceğim için şöyle 1 veya 2 sıra yine arttırmadan sık iğne öreceğim arkadaşlar. Ben 1 veya 2 sıra sık iğnemi örüp kapanış için burada olacağım. Evet arkadaşlar, ben son 2 sıramı da arttırma yapmadan ördüm.
ve toplamda 12 sıra örmüş olduk. Hemen ölçü vermek istiyorum. Şöyle 12 sıra benim verdiğim sayılarla ördüğünüzde 31 santim. Hemen enine bakıyorum. 13,5 santim arkadaşlar. Şimdi 32 zincir çekmiştik. Eni bu şekilde oldu. Eğer daha uzun zincir çekerseniz eni daha uzun olacaktır ama pardon, boyu uzun olacaktır ama eni, yani şurası hep bu şekilde kalacaktır bu sırayla. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Ne kadar uzun çekersek çekelim en 12 sırada bu kadar olur, fakat boyu büyür. Bunu da şöyle hatırlatmak istedim. Hemen şöyle burada kaydırma yaparak bitireceğim. Eminim ki anlaşıldı. Şöyle bakın, kaydırma yapıyorum. Bir tane daha yapacağım. Şu şekilde. Bakın. Burada da hemen kesiyorum ipimi. Ve burada bir iğne yardımıyla bunu saklayacağım. Daha küçük iğne olursa daha iyi olur. Çünkü büyük iğne ilmekleri açabilir. Şöyle hemen burayı düzlemeye çalışıyorum. Evet, bakın bu şekilde düzlendi. Şöyle hemen diğerinden çıkaracağım. Arkayı çeviriyorum. Hemen arkada herhangi bir ilmeğe battım. Burada bir düğüm atıyorum ki çözülmesin. Benim meşhur düğümlerimden. Ay, çözülmesinden çok korkuyorum çünkü. O kadar emek veriyoruz, yazık günah. Hemen saklıyorum. Bence bu tavan çok güzel oldu. Çok işimize yarayacak. O kadar güzel çantalar yapıyoruz. Ama tabanlarını hep böyle basit basit yapıyorum. Hiç içime sinmiyor. Ama bu taban yapımı her çantanın içinde maalesef gösterilecek bir taban yapımı değil. Bir saatlik video tabanını da gösterdiğimde herhalde bir 2-2,5 saat sürecek. O yüzden aklıma böyle bir şey geldi. Şöyle dedim, tabanı göstereyim. Daha sonra da sizler nasıl isterseniz o şekilde yaparsınız. Evet arkadaşlar, çanta tabanım bu şekildeydi. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.